Evet, merhaba sevgili takipçilerimiz. Şimdi Ayfer'in bir lafı vardı da ona güldük. Ayfer kamerayı başlatınca 1 2 3 stop diyor. Ben de babam gibi diyorum 1 2 3 stop. Yani bilin ki artık kamerayı açtım. Evet, şöyle bahçemize geldik. Kanalımıza hoş geldiniz. Geçenlerde annemle babam bayağı bir fide diktiydi. Birazını yağmur zaten kuru şey yaptı değil mi anne? Birazını yağmur öldürdü. Birazını da böcekler öldürdü. Böcek değil, dana burnu. He, dana burnu diye bir tane böcek var arkadaşlar. O kesmiş hep fidelerin kökünden. Şimdi tekrardan babam gel domates fidesi getirdiler. Domates fidesini dikiyorlar. Evet, hemen şöyle bir alenacele yemek yedik, çıktık geldik. Akşam olmadan şöyle babam gel getirdiği fideleri dikecekler. Sanki sararmış anne. Bak aldınız bile öyle dalında sararmış. Fazla sulamışlar sanki. Evet, şöyle şu sıraya annem salata ekmiş. Hatta kimisi çıkmış. Şurada ne köpek sanki girmiş baba. Şuraya sanki köpek girmiş bak. Yok yok, bu sanki köpek ayağına benziyor. Nereden girmiş bilmiyorum. Bu sıra şöyle salata. Daha yeni yeni hatta poşeti aldım. Evet, burada da babam kavun, karpuz almış. Birazdan da onu da Ayfer'in oraya dikerler. Evet, şöyle tabii baktığınız zaman fazla fidelerimiz daha kendini belli etmiyor ama inşallah 10 gün sonra, 15 gün sonra biraz daha büyürler. Tabii o dediğimiz böcek kesmesi. Evet. Çetin de kaç zamandır yapamadığı şu sulamayı çekiyor arkadaşlar. Her seferinde bir tane boru varmış. Onu unutuyordu. Bugün onu aldı. O da şöyle hem soğanların arasına hem de güller, çilekler derken damlama sulama şöyle döşeyecek. Bayağı da soğuk değil mi Çetin? Evet. Evet. Gün işlemizi halledeceğiz. Aynen. Yalnız sen bize soğuk diyorsun, kendin kısa koluyla. Şu uçuyor son gün, bu da uçuyor son gün. Olsun olsun, ben sonra toplarım. Evet, şöyle tekrardan bir annemgili çekeyim. Anne birazı patlamış fasulyenin de birazı duruyor daha. Aynen, şu gördüğünüz sıra fasulyeydi. Çetin, sen şimdi şey buraya mı dikmek istiyorsun yavrum? Baba, valla nasıl uygun diyorsanız öyle yapalım. Eğer zor olmayacaksa oraya diksek güzel olur. Niye? Tamam, dur. 5 dakika yapar baba. Bilal, onlar nereye dikeceğiz biliyor musun? Hani ben de diyorum ki ya, hiç sökmeyin ya, yazık emeğinizi. İşte buradan sulamak da böyle. Gurbeler de orada alın. Ha, bu damlamaya Bilal. Ha, buna buna. Evet, altın çilek aldık. Ha, altın çilekleri. Anne ama sökülmeyecek onlar bir daha. Bilal, orayı basma. Ben oraya yetmişim. Tamam, basmıyorum ya. Dur dur, bırak onu. Bırak, çapayı bırak. Sen şeyi al gel. Ne? Şunları. Su dök, tasına bak. Bir şey diyeceğim. Yok. Yalnız bunları sökmeyeceğiz ha. Tamam. Ona göre dikelim. Bak yavrum, bu damlamalar senin. Bak. Buraya ekili. Tamam mı anne? Bak. Hemen böyle dök dök dök. Tamam. Evet, şu kenarda pırasalarımız vardı. Tekrardan annem oradaki pırasaları kaldıracak, oraya altın çilek dikilecekmiş. Her sene biz çileklerimizi sökerdik. Artık bu sıraya diktiğimizde böyle kalacak. Bunlar kalsa da olur, öyle mi onlar? Yeter. Bayağı da de getirmiş ama Çetin çilek. Nerede Çetin? Çileklerin nerede? Buraya mı? Hangisine? Buraya mı? Babam bir yeme ver. He, buraya ekili. Tamam. Burada ekili alın. Buraya çiğnemeyin burayı. Biraz sağırsız ya. Ne kadar bir şey dibe girmiş baba. Geç
kimisi geliyor, kimisi gelmiyor. Bunu çapayla alırız ya, bir şey olmaz. Süreceğiz. Neyse, fazla asılmayalım. Geçelim, bunlar darlaman önüne gitmeyecek ha şu kenara. Şunları çapayla kaldıracağız. Evet. Burası arsızdırmış oğlum. Burası arsız. Tabii ki arsız. Anam seçim. Çetin. Burası artsız. Birazcık koptu da baba. Biraz köküyle gelmedi de. Hakikaten kimse gelmiyor ha. Gelmeni sonra çapayla alacağız değil mi? Neyse bu kadar yeterli. Oraya onları da dök anne, gelmiyor çünkü iki tanesi koptu öyle. Nerede koptu? Kökü orada kaldı anne. Çapayı ver kuru çene dedim anne mi? Dedi yok yok, dur git. Ne yapıyorsun tane? Dur ben alırım anne, dur. Dur ben alacağım. Buraya basma. Yok yok, ben gördüm. Bir dakika dur anne, ben alacağım, dur. Evet, şöyle gördüğünüz gibi güllerimizi açtı arkadaşlar. Şunların güzelliğini görüyorsunuz. Şöyle sizlere bir yakından da göstereyim. Evet, bunlar bu yaz bayağı bir böyle hem boy atarlar hem de şöyle gördüğünüz gibi her tarafı tomurcuk. Evet, şöyle solanları kıralım ki tekrardan yeniden aynı yerinden filizlensin. Şöyle gördüğünüz gibi çok canlı. Rengarenk. Evet, hatta şu da solmuş, artık bunu da koparalım. Evet, çimlerimiz yine uzadı ama artık bugünlük bunları ellemeyiz. Çünkü herkesin kendine göre işi var. Annem de şimdi Ayfer'in oraya gitti. Getirdiği kavunları, karpuzları dikecek. Şöyle hanım elimizin rengini görüyorsunuz, ne kadar canlı. Mis mis de kokuyor, şöyle anlatamam sizlere. Zaten şöyle hafif bizim bir bahçeye doğru yaklaşınca her tarafı hanım eli kokuyor. Çetin'in en sevdiği hani çiçek türlerinden bir tanesi hanım eli. Zaten o demişti. Mutlaka böyle tel örgüsüne hanım eli dikeceğim diye. Bu sene de maşallah çok da yağmur yağdığı için bayağı bir canlandı, büyüdü. Şöyle görüyorsunuz. Evet. Bir taraftan kedi, bir taraftan köpek derken şöyle asma yapraklarımızı görüyorsunuz. Günden güne asmalarımız da büyüyor. Birazdan ben de çay suyunu koyarım. Gitmeden çayımızı da içeriz. Şöyle Ayfer'cimin gülleri. Hemen buradakiler. Onun diktiği çiçekler. Aslında çok geldim ama bir türlü hani vlog çekmedim, daha doğrusu şöyle çekmedim, hep biz akşam saatlerinde geldik Çetin'le ikimiz, o yüzden olsa da hani geldik, bahçeyi yokladık, işte sulanacakları suladık. Şöyle gördüğünüz gibi bu da Ayfer'ciğimin gülü, çok güzelmiş. Bunun da rengini çok sevdim, gerçekten çok farklı. Bir de bodur gül herhalde, hiç büyümüyor bakın, yerdeyken
gülleri açmış. Şöyle madımaklarımızı görüyorsunuz. Madımaklarımız da bayağı toplandı geçenlerde. O yüzden oralar artık kurumuş. Evet, şöyle bir annemin yanına doğru gidelim. Şöyle gördüğünüz gibi, bakın hemen sizlere onu da göstereyim. Yağmur olan meyveyi de şöyle altına dökmüş. Bayağı bir hani yağmur hepsini dökmüş. Bakın her taraf kiraz. Evet. Ben zaten gidene kadar annem de bayağı bir dikmiştir. Diktin mi anne? Evet. O ne anne şimdi aldın? Bunlar şey. Kavun kavun yavrum. Kavun inşallah tadı da güzel olur. Tadı da inşallah. Dedi bunlar ne kavunu dedi de. Bu da kavun, bu şey kabaktı değil mi anne? Bu tatlı kabak işte. Bal kabağı değil mi? Evet, bu bal kabağı. Burası da işte annem diktiydi ama çıkmamış. Kaç kere buraya kavun, karpuz, çekirdeği dikti. O sene diktim, nasıl çıktılar? Bu sene çıkmadılar. Anlamadım. Ama biz geçen sene de kaç kere sen öyle diktin anne? Evvel sene diktim, anne çıktı ya annem. Gerçekten anne mesela kaç senedir böyle dikiyor. Kimisi toprağın altında çıkmıyor. Kimisi çıkıyor, yağmur çürütüyor derken. Nasip ya. Nasibimizden. Aynen yani, seni uğrayacak. Yoruyor sadece. Sen seni uğraştırıyor yoksa. Yok, orası. Şükürce böyle bir yerimiz varmış. Uğraşıyoruz değil mi? Bahçemizde uğraşıyor. Allah yeter ki başka bir şey vermesin. Aynen, can sağlığı versin. Kurban oldum Allah. Yavrularımın. Böyle şey değil ki, çapalarım biliyor musun? Bir taraftan da böyle gübre serpiyor ki güzel fidelerimiz canlansın. Anne biz Çorum'a gidip gelene kadar bayağı burası yeşerir değil mi? Sen geleceksin ki burası gümülüyor. Ne güzel. Evet arkadaşlar, buradan da söyleyeyim. Allah nasip ederse Kurban Bayramı'nda çocuklarla, eşimle birlikte Çorum'a gideceğiz. Yani Kurban Bayramı'nı inşallah Çorum'da geçireceğiz. Annem de dediği gibi geldiğimizde tabii buralar daha bir farklı olur. Yine bir iki hafta kadar Çorum'da kalırız. İnşallah orada da sizlere bol bol vlog elimden geldikçe çekeceğim. Hem Çorum'un içinde zaten ablam oturuyor merkezde, hem de kendi köyüme gideceğim. Orada ablamın evi var. Orada da inşallah ablamla böyle ne yaparsak, ne edersek sizlere çekeceğim. Yani takipte kalın. Gerçekten güzel güzel inşallah içerikler sizleri bekliyor. Ben de gerçekten bayağıdır yani kaç yıl oldu gitmeyeli. Çok heyecanlıyım. Bu sene bakalım işte bir iki hafta kadar yeğenimle Çorum'da. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Ablamın evini de sizlere çekerim. Çoluk çocuğuna iyi günlerde oturmak nasip. Amin amin. Herkes inşallah, herkes. Cenab-ı Allah. Evet yani orada da yine vloglarıma devam edeceğim. Geldim dedi. Annemin dediği gibi buralarda bayağı bir fidelerimiz büyür. Zaten annemgil bayramda zaten burada geçirecekler. Onların eli zaten üzerinde olur. Hani diyeceksiniz sen mi yapıyorsun? Gerçekten hani bizim fazla böyle bahçe konusunda yani geliyor suluyoruz işte. Annemgil eğer bir talimat veriyorsa onu yapıyoruz ama gördüğünüz gibi çoğu annemle babamın tabii ki elinde geçiyor. Şöyle hemen zaten orayı annem dikti. Bir de sizlere annemin ektiği patatesleri göstereyim. Evet, şöyle patateslerimizi de zaten yine sizlerle beraber dikmiştik. İşte annem her geldiğinde kül döküyor. Hani anne gerçekten kül de bayağı toparlamış. En son geldiğimizde bayağı bir yağmurdan dolayı bu patateslerimizin yaprakları falan hep yanmıştı. Annem her geldiğinde kül döktü, böyle yaprakların olsun, diplerin olsun. Şöyle görüyorsunuz patateslerimiz de çok güzel canlanmışlar. Ben de şimdi birazdan Çetin'le altın çilekleri dikeceğim. Ondan sonra da çay suyumuzu koyarım. İşimiz bittikten sonra çayımızı içer. Tekrardan tabii eve gideceğiz. Bakın burada da efelek var. Yani labada. Annem bunlar her sene dikiyor. Bizi bir babam bellerken falan o belin arasında gidiyor. Şurada da şöyle hemen onu da sizlere göstereyim. Burada da çoğu arkadaşlarımız bilir. Bu da
ebe gömeci. Bu da çok güzel oluyor. Ebe gömeci dertlere de. Evet, kavurması falan. Hakikaten lezzetli oluyor. Böyle biz bunu topluyoruz, güzel tertemiz yıkıyoruz. Ondan sonra böyle tereyağında yeşil soğan, yeşil maydanoz, dereotu, onları da doğruyoruz bol bir şekilde. Biraz da içinde bulgur, gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet, bahçemiz bu şekil. Buraya da babam sırık bir salata dikmiş. Hemen sizlere onu da çekeyim. Baba sen bunu aldığında üzerinde sebzesi var mıydı? Allah Allah, bak. Yo, çok güzel bir şekilde büyüyor. Geçenlerde yaprakları falan şey olduydu, böyle porsuduydu da. Şimdi şey olmuş. Canlanmış tekrardan. Ama buradaki sanki biraz ölmüş gibi baba da. Bilmem bu yanındaki canlanır mı? Evet, şöyle gör. Aynen, şu biri güzel de biri, şunda pek hayır yok ama bilmiyorum sonradan tutar mı? İki tane daha getiririm. Tamam, hemen geliyorum baba. Buyur anne. Niye diyeceğim anne? Olsun ya. Kavun dikti, karpuz dikti, olmadı. Mezir bakınca diçiyorum, yanındaki başka. Kavunun yanında karpuz, karpuzun yanında kabak derken. Aynen aynen, sağlık olsun anne ya. Nasipte ne kadar varsa o kadar olur. Sen geleceksin ki kavunlarım nasıl güzel olabilmiş. Sen diyeceksin anne ya, ne kadar güzel olmuş buralar yavrum. Aynen aynen. Tabii bizim gitmemize daha bayağı var. Yani bir 10 gün kadar var. Biz Allah nasip ederse Haziran'ın 8'i gibi işte yola çıkacağız. Pardon, 7'sinde. Tabii dönüşümüz falan da bayağı bir 2 hafta geçecek. Annemin dediği gibi o zamana kadar da bahçemiz bayağı bir canlanır. Ben şöyle bir gideyim. Babamla birlikte altın çileklerimizi de dikelim. Ayfer gelmedi bugün. Çocuklar gelmeyince Ayferciğim de gelmedi. Neyse, sağlık olsun. Yine hafta sonu zaten yine beraberiz. Evet, yani bahçemiz bu şekil. Tabii daha bir şey yok ama 10-15 gün sonra güzelce kendini gösterir ektiğimiz, diktiğimiz fidelerimiz. Çetin de şöyle uğraşıyor. Ben de şu altın çileklerimizi götüreyim. Gerçekten de çok güzellermiş şunların güzelliğine. Evet, şöyle damlamayı çekmiş. Birazdan da seninle şunu da bağlayalım Çetin. Efendim? Seninle bu gülü de bağlayalım. Bu da sarmaşık gül. Aslında bu da sarmaşık güldü. Babam birkaç kere bunu budayınca bu daha böyle yaprakları falan iri iri oldu. Demek ki budanınca canlandı. Bilmiyorum, bu nedense bunun cinsi farklıymış. Evet, şöyle ben bir videomu durdurayım. Babam yanına geçeyim. Beraber şöyle altın çileklerimizi dikelim. Sonra da ben bir çay suyumuzu koyarım. Çayımızı demlerim. Evet, şöyle altın çileklerimizi de dikmeye başladı babam. Baba, annemin efeleği de gitti. Annemin efelekleri de gitti. Evet, sonra şöyle bir efeleğimizi de alayım artık. Babam çünkü kökünden aldı onları. Oraya çilek dikeceğiz diye. Şöyle görüyorsunuz. Şunları götüreyim de evde de biraz var. Yine sararım olmazsa. Yağmur da delmiş yapraklarını hep. Şurada da var. Şunları da alayım. Bir poşet getiririm şimdi. Şunları götürürüm hepsini. Şu köşede de yer elmasımız var. Bir taraftan otunu dik alıyorum, bir taraftan annemin efeleklerini attım. Buyur baba. Neyi baba? Şey, onu mu? Ya efeleği mi? Annemi bir duysanız, annem Tayfer'in orada bağırıyor.
Annem de orada diyor, sökme diyor. Şöyle poşete koyayım. Hangisi baba? Ha, oradaki mi? Şunu alalım. Ondan mı kökünden alacaksın? Kökünden alacağım. Sessiz konuşalım annem duymasın. Eksilti duysun. Değil mi baba? Annemden mi korkacak babam? Babamı gaza getirdi. Babam ki böyle ayağını yere vurduğu zaman hepimiz şey yaparız babamın karşısında. Susarız değil mi baba? O zaman ben gidiyorum baba. Ben bir gideyim çayımızı koyayım. Babam ne diyor? Çetin ne diyor? Canı sağ olası dünya kadar çilek almış diyor. Evet, şöyle sizlerle bir de evimizi gezelim arkadaşlar. Hatta ışığı yaksam mı dedim ama daha açmamışız. Daha elektriği de dışarıdan açmamışız. Bundan iki gün önce geldiğimde bu çiçeğimin saksısını değiştirdim. Büyük şöyle bir tane saksıya koydum. Gerçekten bayağı bir artık saksısı küçüldüydü. Hazır toprak koydum dibine de. Saksısı güzel büyüdü. Çiçek de içinde rahat rahat büyür. Burada da şöyle kekimiz var. Hatta gelirken hemen paylaşmıştım. Şöyle bir o kadar güzel oldu ki sizlere anlatamam. Şöyle yumuşacık, aynı böyle kadife gibi yumuşacık kekimiz oldu. Mutlaka kanalımda var arkadaşlar. Hatta bugün paylaştım. Çetin! Çetin sandım geldi. Bir de şöyle geçen gün geldiğimizde keşke ışığı yaksaydım da gösterseydim. Şöyle yatak odamda benim bir gelinlik resmimiz var Çetin'le. Yani böyle düğün resmimiz. O bizim diğer evimizdeydi yani bu gördüğünüz aslında resim. Sonra biz orada boya falan yaparken oradaki çivi falan arada bir kayboldu, söküldü. Orası kapandı. Ben de bu sefer şöyle getirdim. Çetin'e bu yatak odasına astırdım. Gerçekten buraya da yakıştı. Şöyle bir odaklayayım. İnşallah net görüyorsunuzdur. Biraz karanlık ama şöyle sizlere bir yakından. Biz orada Çetin'le 19 yaşındayız. Şöyle bir perdeyi açacağım. Sizler rahat görün diye. Evet, şöyle yaklaştıracağım size gençliğimizi. Şimdi 42 yaşındayım. Orada bakın şöyle. Evet, sizlere göstereyim hemen. Burada 19 yaşındayım. Şöyle eşim de 19 yaşındaydı. Bu da oğlumla kızım. Evet, odaklıyor mu bilmiyorum. Evet, getirdik buraya astık. Burada kalsın. Tam 23 yıl önceki çerçeve. Tabii çerçevesi bayağı bir eskidi ama olsun. Şöyle buradaki yatak odamıza astık. Hadi bakalım şöyle ben bir mutfağımıza geçeceğim. Evet arkadaşlar. Şöyle o ara bir durdurdum. Çayımızı demledim. Şöyle tam kapağını kapatmayalım ki taşmasın. Evet. Böyle altını da iyice kısalım. Şöyle bir babam ile sormam lazım. Burada mı içeceğiz yoksa dışarıda mı? Ona göre artık bardaklarımı da ona göre hazırlarım. Annem diyor ki küldük.
Çetin. Bitti mi? Bitti. Hiç. Sessiz sessiz çalışıyorsun da. İyi oldu bak. Kaç zamandır buraya çekeceğim, Allah çekeceğim dedi. Sonunda şöyle damlama borularını döşedi. Gerçekten güzel oldu. Şuraya da bir dahaki geldiğimizde şöyle bir 10 köken daha olmazsa çilek alırız. Burayı da tamamlarız değil mi Çetin? Orada çünkü çilekler az. Geçen sene şöyle karşıdaydı. Yani sürekli izleyen arkadaşlarımız bilir. Oradaki çileklerimiz böyle ilkbaharda bir kere hani döl veriyordu, çilek veriyordu. Topluyorduk, bir daha olmuyordu. Birkaç sene orada kaldı. Ondan sonra baktık olacak gibi değil. Oradaki çilekleri yolduk. Zaten sarardı böyle. Bayağı bir sarardı. Neden olduğunu da bilmiyorum. Çok musluladık. Orada da çok suyla falan uğraşıyoruz. Orada söktük. Hatta orası zaten artık madımak olur bundan sonra. Çileklerimizi de şöyle şuraya aldık. Bakalım bu seneki çilekler nasıl verim verecek? Göreceğiz sizlerle beraber. Çayımızı demledim. Bayağı bir soğuk ama. Bir dahakine şuraya yapacağım. Onun boruları da bunlar. Nereye yapacaksın? Şuraya. Çapası senin yanında değil mi? Ağaçtan gideceğim. Ağaçlarda mı damlamayla sulayacaksın? Evet. Gerçi şunların evet, şunların diplerinde de. Yok Çetin. Ağaçlara 15-20 günde dik sularsan yeter ya. Ölemi her gün yazın gitsin işin. Ağaç ağaç. Meyveleri diyor anne. Evet şöyle sizlere bir bahçemizi göstereyim. Şöyle bir 20 ne kadar bir ay sonra buraları daha farklı göreceksiniz. Sonra sene şunu da bağlayalım Çetin. Bunu niye oraya getirmiş ki? Burada ne var? O damlar baba onun köküne gider. Biraz şöyle de yaklaştırır olmasa. Şöyle yapacaktım. Çeker. Şöyle biraz yaklaştırırız. He Çetin. Aslında şu çileğin şuradan devam ettirecektin. Şöyle güllerin tam dibine gelmemiş. Gülleri çek sonra bak bu tarafa doğru sabit değil ki. Neyi? Bak ittirin bu tarafa. Allah Allah. Şu hortumu mu? Tabii ki ya. Aha bitti. Ah. İşte bak bu kadar basit. Adamın kafası çalışıyor ya. Tamam bu da tamam. Hadi ellerine sağlık. İyi oldu değil mi? Aynen aynen. Sen de kurtardık kendini. Aynen. Soğanın iki kaldı. Onu da başka zaman yapacağım. Allah nasip eder. He o soğanlar düzelt. Soğanlar şeyin üstüne inmiş ha. Evet arkadaşlar, çayımızı demledim, kekimiz de çok güzel. Yine söylüyorum mutlaka tarifime bakın, çok lezzetli yumuşacık bir kek yaptım. Bardaklarımızı hazırladık, çayımıza demini aldı. Şimdi birazdan babam gelir, çayımızı içeriz. Artık ben olmazsa videomu sonlandırayım, çok da uzun olmasın. Evet, bugünlük de bahçemizde böyle. Babam annem olsun ekim işleriyle uğraştı. Çetin damlamaları falan çekti derken ben de onları çektim. Tabii beni çeken olmadığı için sanki ben hiç iş yapmıyorum gibi gözüküyor. Hain Çetin dışarıda uğraşıyor gelip beni çekmiyor. Biraz buradan da onu karalayayım. Şimdi sevgili arkadaşlar sanacak ki Songül hiç bahçede geldiği zaman çalışmıyor. Sürekli elinde bir kamera onu bunu çekiyor. Aslında öyle değil tabii. Ben de iş yapıyorum yani aklınıza öyle bir şey gelmesin.
Evet, bugün de bir videomuzun sonuna geldik. İnşallah bizleri sıkılmadan izlemişsinizdir. Dediğim gibi takipte kalın. Allah nasip ederse Haziran'ın 7'sinden sonra da Çorum'da vloglarıma devam edeceğim. Hem Çorum'da hem memleketime gidiyoruz. Daha doğrusu köyüme, Kavakalan köyüne gideceğim. Orada da çekimlerime devam edeceğim. Yani güzel içerikler sizleri bekliyor. Evet, bugünlük de bizden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.